Eğer böyleyse, tarife çıkarama gecede 300 milyon verebiliyorsa bir belediye, devlet EBITDA'ya 2 milyar lira para harcayabiliyorsa, o zaman yukarıda para yok. O bölge müdürünün yapmış olduğu bu hareket yanlıştır. İzah etmeye kalktık, bizi dinlemedi. Diyor ki, şimdi burada avukatlarımız, il avukatlarımıza bir görev düşüyor. Bunu incelesinler. 1968 senesindeki alınan bu idari karar, bakanlık tarafından tasdik olmuş ve bu karar şu anda geçerli. Bunun araştırmasını yapıp idari mahkemesinde... Değerli arkadaşlar, bizim yapacağımız konuşma değildir. Birkaç hususu buradan sizlere tebliğ etmek istiyorum. Şimdi bundan sonraki müteakip il divan toplantımız 12 Eylül 1992 Cumartesi günü Demirtaş ilçemizde, Demirtaş beldemizde, belediye salonunda yapılacak. Zira ertesi gün 13 Eylül 1992 Pazar günü Bursa'da Sayın Genel Başkanımızın ve Genel Sekreterimizin de iştirakiyle büyük bir miting tertip edilmiştir. İnşallah hep beraber o mitingde buluşacağız. Ayrıca Bosna Hersek için yardım konusunda arkadaşlarımız buradan ilan ettiler. Biz bütün ilçelerimize telefonlarla da bildirdik. 602.649 numaralı hesapta Alman Efetürk'te nakdi olarak yardım yapmanız mümkün. Zira aynı yardımlar maalesef yerine ulaşamıyor. Onun için yardımlarımızı şimdilik nakdi yapalım. Ayrıca Bosna Hersek'in konsolosluğundan resmen yazıyla bizden talep edilen bir husus var. Oradaki milis kuvvetleri için elbise talep ediliyor. Onun için de ayrıca fabrika fabrika dolaşmak suretiyle bunu temin etmeye çalışacağız. Değerli arkadaşımızın biraz önce ifade ettiği mesleki kuruluşların il bazında yapılması konusunu gündeme getirdi. Bu il bazında bu çalışmalar yapılıyor. Hatta yerleri birer ikişer kiralanıyor, tabelalara asılıyor. Kendilerinin malumatı olsun. Bütün ilçelerimizden de ilçelerindeki mesleki şahısların, meslek sahiplerinin bir envanterini istiyoruz. En kısa zamanda da ilimize bunu intikal ettirsinler. Hepinize Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Sayın İl Başkanımıza değerlendirme konuşması yaptığı için teşekkür ediyorum. Kapanış konuşmasını yapmak üzere Genel Sekreterimiz Sayın Oğuzhan Asil Türk Bey'i mikrofona davet ediyorum. Muhterem kardeşlerim, sabahtan beri burada bu çalışmaları yapıyoruz. Güneş batmak üzere, elbette daha uzun uzun bu çalışmaları devam etme imkanı yok. Ancak bütün bu çalışmalardan sonra ne yapacağımızı bir kere daha aramızda gözden geçirdikten sonra buradan kendi çalışma bölgelerimize, beldelerimize, ilçelerimize gidip orada elimizden geldiği, gücümüzün yettiği kadar bu çalışmalar yapacağız. Önce şunu ifade edeyim. İyice bilin ki, şu memlekette, şu topluluktan başka kötülükleri ortadan kaldırmak için, iyilikleri hakim kılmak için çalışan bir topluluk yok. Yani bunu iyi bilin. Bilin ki siz başarı kazanırsanız, siz gayret gösterirseniz bu noktada ilerleme sağlanabilir. Eğer siz bu çalışmalarda ihmal ederseniz, bu çalışmalara yeterince dört elle sarılmazsanız, başkaları sizin yapacağınız şeyi yapmayacaklar. Onların istediği başka bir şey. Bizim istediğimiz başka bir şey. Onların düzeni dönüyor. Onların çarkları çalışıyor. Bu düzen böylece işleyerek geliyor. Bizim görevimiz önce bu zulüm çarklarının arasına böyle bir çomak sokmak, onları durdurmak, sonra da tersine çevirmek. Zulmü adalete dönüştürme çalışmasını biz yapmak zorundayız. Bu nasıl yapacak? Bu gayet açık. Bu çalışmalar, bu programlar
Hep hazırlanmış, verilmiş, bilinen şeyler. Hiç olmazsa haftanın bir gününü ayıracağız. Haftanın bir gününü ayıracağız. Bir köye gideceğiz. Tebliğ yapacağız. Haftanın bir gecesini etrafımızdaki insanları kendi evimizde, komşunun evinde ve bu işe talip olan bir kardeşimizin evinde toplayacağız. Onlara dilimizin döndüğü kadar Hakk'ı anlatacağız ama eğer biz anlatamıyorsak video bantları var. Çeşit çeşit bu hususta hazırlanmış konuşmalar var. Birçok yapılmış toplantılara ait video çekimleri var. Bütün bunlardan sayıları da en az birkaç yüze ulaştı şu anda bunların. Bunlardan birer tanesini göstereceğiz. Bu çalışmaları yapmamız halinde başarılı olabiliyoruz. Bu çalışmaları yapan yerlerde biz öyle yerler biliyoruz ki bir köy var şurada, etrafındaki köylerde birinde %5 almışız, birinde %10 almışız. En çoğunda %15, 17, 20'den de fazla almamışız. Ama onların arasında bir köyde bir baktığınız ki %50, 60, 70 oy almıyoruz. Öyle yerler var ki 457 seçmeninin 456'sının oyunu almışız. Onlar da insan, onlar da bu topluluğun içerisinde bir parça. Ama nedir biliyor musunuz? Biri gitmiş canla başla orada çalışmış. Kendine dert edinmiş, dava edinmiş. Bu televizyonlarda, videolarda o bantları seyrettirmiş. O çeşitli gerek televizyonda olsun, gerek onun dışında açık oturumların televizyondakilerin dışında paneller oluyor. Oralardaki konuşmalar olsun, bunları almış. Hatta meclis konuşmaları, bunları almış. 1, 2, 3, 5 seyretmiş. İnsanlar da bakmış ki ya bunların değil mi bizim istediğimiz şey. Ve hep sebebazi olmuş. Kaldı ki Bursa'nın bir özelliği var. Bursa hakikaten büyük zatların yaşayıp geldiği, yani alt yapısı olan imanlı insanların etrafında çeşitli dönemlerde ışık tuttuğu, yol gösterdiği, aydınlattığı büyük insanların çeşitli ilçelerde etkilerinin göründüğü bir yer. Bursa yerin altında eğer bir bakarsak fevkalade büyük insanların yattığı ve rahmet üzerine yağan bir yer. Ama yerin üstündekilerin de bu gayretli çalışmaları olmazsa hiçbir şey elde edilemez. Bu neydi? Ayette gayet açık söylüyor Cenab-ı Allah. Esayla. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى وَاَنَّ سَعَيَهُ سَوْفَ يُرَى İnsan için diyor, çalışmasından başka bir şey yok. Cenab-ı Allah söylüyor. Ve bu çalışmasının karşılığını da görecektir diyor. Biz bu çalışmaları yapmazsak hiç bu neticeleri elde edemeyiz. Bunları ikimizle çalışırsak ikimiz de Allah netice verir. Cenab-ı Allah bunu söylemiş. Allah vaadinde hulfetmez. Allah'ın vaadi haktır, gerçektir. Yeter ki biz ona uyalım. Biz çalışırsak Cenab-ı Allah karşılığını verir. Hakkın kendisinin tesir gücü vardır. Bak bu sözümü hiç unutmayın. Efendimiz buyuruyor ki el hakku ya'lu ve la yu'la aleyh. Hak en üstündür. Ondan üstünü yoktur. Açış konuşmasında umuma hitap ederken başka türlü konuştum. Şimdi hepimiz kendi lisanımızla konuşacağımız topluluk içerisindeyiz. Bakın başka şeyler söylüyorum. Hakkın kendisinin üstünlüğü, kendisinin tesir gücü vardır. İşte bu tesir gücü bir cahil topluluğu kendi evlatlarını acımadan gömen, üzerine kürekle toprak atıp da çığlık çığlığa babacığım beni öldürme derken gömen topluluğu, o halde bulunan bir topluluğu velilerin en üstünü haline getirmiş. Asıl saadet budur işte. O topluluk, şu topluluktan daha iyi değil. Yani şu anda Türkiye'deki bizim kendilerine hakkı tebliğ ettiğimiz topluluktan daha iyi değildir. Ahlaksızlığın biri bir paraydı. Yani bazı şeyleri burada anlatamıyorum tabii. Ama
ifade edeyim ki ahlaksızlık bu topluluklardan az değil. Zulüm bu topluluklardan az değil. Orada da kimse hakkını elde edemiyor. Orada da bir garip geldiği zaman malını, mülkünü elinden alıp soyup soğana çevirip ortaya koyuyorlardı. O topluluk öyle bir hale geldi ki karıncayı incitemez hale geldi ve onun da daha ötesinde gönülleri o kadar Cenab-ı Allah'a yaklaştı, kalpleri o kadar Cenab-ı Allah'a yaklaştı ki o topluluk velilerin en üstünlerinin de üstüne çıktı. Neye? Hak geldi, batıl zahir oldu. Batılın zahir olması için hakkın gelmesi lazım. Hak gelmeden batıl zahir olmaz. İşte mesela komünist ülkelere bakın. Bir zulüm düzeni yıkıldı gitti. Komünizm yıkıldı. Ama haktan haberleri olmadığı için yerine adil düzen gelemiyor. Bir başka zulme gidiyorlar. Kapitalizme topluyorlar. Komünizmden korktuklar. Kapitalizme gidiyorlar. Başka bir zulme gidiyorlar. Bütün dünyaya adaletin, hakkın hakim olmasının ölçüsü bir tek Türkiye'de hakkın hakim olmasıdır. Türkiye'de hak hakim olursa, Türkiye'de adil bir düzen kurulursa bütün dünyaya bu etki eder. Türkiye'de adil düzen kurulmadan İslam alemi bir araya gelemez. Bunu bütün beynelmiler toplantılarda, milletler arası toplantılarda, bütün İslam aleminde ve Avrupa'da yapılan toplantılarda bu İslam aleminden gelen delegeler ifade ediyorlar. Siz bir an önce bu noktada bize yol gösterecek hale gelin, bir an önce siz Türkiye'de adil düzeni kurun, hakka bağlı bir idareyi tesis edin, biz etrafınızda toplanalım, yoksa bizim kendi kendimize bunu yapmamız mümkün değil diyor. Bütün dünya gözünü dikmiş refahçı kardeşlerimizin çalışmalarına. Bunlar ne kadar başarılı olursa, ne kadar çok çalışırsa, ne kadar gayret ederse bütün dünyaya da adaletin gelmesi o kadar hızlı olacak. Biz Azmi Bey kardeşimizin anlattığı olay Bosna Hersek'te. Bu olay hem de bir yabancı gazeteci tarafından görülerek ifade edilmiştir. Herald Tribune gazetesinde bir yabancı gazeteci bunu görüyor. Çocuğu alıyor, önce çiviliyor ağaca, ondan sonra orada kesiyor etini, şiş yapıyor, orada ateşte kızartıyor, babasına da ye demiş. Hangi baba evladını yiyelim? Ondan sonra tabii yapmayınca kurşunun kafasına sıkıp orada da onu da öldürüyor. Bu zulümleri ancak refahçılar kaldırabilir. Refahçılar iktidar olmazsa Türkiye'de bu zulmü kaldıracak dünya düzeni kurulmaz. Müslüman ülkeler bir araya gelmezler. Bizim kısa bir dönemde iktidarın bir ucundan tuttuğumuz dönemde bütün bu İslam ülkelerini bir noktaya getirdik. Hepiniz biliyorsunuz. Tekrar canlandı münasebetler. Şu İslam konferansı bizim o gayretlerimizle Türkiye üye olarak toplanmaya başladı. Ama tabii düşman bizden daha az akıllı değil. Düşman bizden daha az dikkatli değil. Bütün bunları görünce ne yaptılar? İhtilale kadar gitti iş bu zihniyeti Türkiye'de idareden uzaklaştırmak için. Ama şimdi görüyorsunuz, eskiden şu kapalı yerlerin bir kısmını doldururken şimdi Türkiye'de biz öyle toplantılar yapıyoruz ki bu meydanları da patlatıyor, stadyumlar da yapıyoruz. Biz il kongrelerimizi kapalı spor salonunda yapıyoruz. Bizim dışımızdaki partiler genel idare kurullarını seçtikleri büyük kongrelerle ancak orada yapmaya cesaret ediyorlar. Bunlar gözden kaçırılmamalıdır. Çok büyük bir gelişme var. Çok büyük bir potansiyel var. İşte bu çalışmayı yaparken biz kendimiz için hiçbir şey istemiyoruz. Hiçbiriniz kendiniz için bir şey istemiyoruz. Tekrar yeryüzünde hakkın, adaletin hakim olmasını istiyorsunuz. Önce bu Türkiye'de hakim olmasıyla başlasın. Bu çalışmaları Türkiye'de başarıya ulaştırmak zorundayız biz. Başka çaremiz yok. Biz bu tebliği
23. yılına ulaştı. 69 yılında müstakil bağımsız milletvekili hareketiyle başladı. 69'dan 92'ye 23 yıl geçti. Düşünüyor musunuz? Bu 23 yıl Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin peygamberlik tebliğini yaptığı yıla denktir. Daha bir 23 yıl daha bekleyecek miyiz? Hayır. Hiç kimse öyle bir şeye kendini kaptırmasın. Cenab-ı Allah mühlet veriyor. Bu mühlet içerisinde aklımızı başımıza alarak biz bu batıl düzeni hakka, adalete dayalı bir düzen haline getirmek zorundayız. Herkese iyilik için yola çıktık. Herkese iyilik yapmak istiyoruz. Bu bizimle mücadele edenler, biz adil düzenimizi kurduğumuz zaman ben inanarak söylüyorum, hay Allah razı olsun, sömürüden de kurtuldu, insan gibi de yaşıyoruz diyecekler. Diyecekler ama o zamana kadar bizimle harp etmekten de vazgeçmeyecekler. Öyleyse bize düşen çok önemli şeyler var. Önce tatlı dille, güler yüzle bu sahip olduğumuz gerçekleri bu topluma anlatmak zorundayız. Arkasından onlar yatabilirler, onlar çalışmayabilirler, onların çalışmaya ihtiyacı yok ki. Düzen onların düzeni. Bu okullardan onlara adam çıkıyor. Bu eğlence yuvaları tahrip ettikleri, ahlakını bozdukları insanlarla onlara destek olan insanları üretiyorlar. Biz çalışmak zorundayız. Biz kendimiz dişimizle, tırnağımızla kaya söker gibi çalışmak zorundayız. Biz bunu yaptığımız takdirde başarılı oluruz. Allah da yardım ediyor. Buna inanın. Allah da yardım ediyor. Çünkü istediğimiz şey iyi şey, güzel şey. Ahlak istiyoruz, namus istiyoruz. Kimse kimseyi sömürmesin istiyoruz. Bir tarafta holdingler devletin bütün imkanlarını idarecilerin vasıtasıyla kendi taraflarına akıtırken diğer tarafta birçok insanlar aç geziyorlar. Çocuklarına ilaç alamayacak haldeler. Büyük şehirlerin gecekondu semtlerinde hakikaten yürekler acısı manzara var. Bir tanesini anlatarak fazla uzatmadan bu konuda bilgi vermek istiyorum. Bir Ramazan günüydü. Bizim genel merkezimizin bulunduğu camide ikindi namazını kıldıktan sonra bir telefon konuşması vardı. Acele tesbihi beklemeden çıktım. Çıkarken baktım caminin dışında bir mendil seriyor. Belli ki ihtiyacı olan bir insan para toplayacak. Ama kimse yok ortada. Allah Allah, bunu sevmiş, namaza mı gitmiş acaba içeriye, çıkınca mı başında duracak diye bir düşünce geldi aklıma, geçtim. Genel merkezi bilenler şey yaparlar, camiden çıktıktan sonra sola dönüyorsunuz, merdivenlerden inerken bizim sol taraftan minaremiz var. Minarenin o köşesine bir kadıncağız, ihtiyar kadın böyle büzülmüş oturuyor. Birdenbire hanım teyze dedim, niye burada oturuyorsun? O mendil cevap vermedi. O mendil senin mi dedim, başıyla işaret etti. Dedim, burada oturularak o mendili orada açmak doğru değil. Gel yanına otur da herkes de seni görsün, yardımcı olsunlar. Gel dedim, ben de senin yanında duracağım. Dedi ki, evlat, ben dilenci değilim. Yani insanın yüreğine hançeri şöyle saplasalar, o kadar etti. Ben dilenci değilim dedi, utanıyorum orada oturmaya. Ama dedi, üç tane yetim çocuk bana kaldı dedi. Bunlar aç dedi şimdi. Ve ağlamaya başladı. Beyle sen orada otur dedim, senin yerine ben dileneceğim. Bu düzen bunları yapıyor, bu düzen. Milyarları bu holdinglere 400 milyar verdikleri var. Bir gecede bir çırpıda çıkardılar, işte burada Cavit Çağlar'ında içinde bulunduğu. Bu karşılıksız para kazanan takım bunlar. Onlar milyarları alıyorlar. Burada bu insanlar açlıktan sürüm sürüm sürünüyorlar. Ben başında durdum, söyledim. Bir miktar para topladık. Kadıncağıza verdik. Ve hem de Ankara'da değilmiş, Kızılcahamam'dan gelmiş. Orada utanmış bunu camide söylemeye de Ankara'ya gelmiş. Burada da Ankara'da da başında bile duramayacak kadar haya sahibi. Kim bunun derdini halledecek? Vallahi bu topluluktan başka bunu dert olarak kabul eden yok ya. Kabul etmiyor dert olarak. Çalışsın kazansın diyor.
Bir toplulukta çalışamayan insanlar vardır, yaşlılar vardır, ihtiyarlar vardır. Topluluğun görevi onların insanca yaşama seviyesini temin etmektir. Bizim topluluğumuz budur. Bu topluluğu tahrip etmiş, öyle hale getirmişler ki işte 400 yıldır her türlü ahlakı tahrip eden bir başka düzenin içerisine atılmışız. Orada öyle bekliyoruz. Hayır, bu bizim tabii halimiz değil. Bu toplumun tabii hali bu hal değil. Bu toplum bundan kurtulabilir. Ama kurtulmak için çalışan mücahitler lazım. İşte bu topluluk, bu mücahit topluluğu. Onun için kıymetli, onun için değerli. Başkaları eğlenirken biz burada bakın meselelerimizi konuşuyoruz. Bunun elbette manevi değeri de var. Allah katında makbuliyeti de var. Biz bunları çok iyi biliyoruz. Öyleyse sözün özü, ne kadar çok çalışırsa o kadar büyük başarıyı Allah bize vaat etmiş, o başarıya ulaşırız. Ne kadar çok gayret edersek karşılığını görürüz. Şimdi buradan ayrılırken bütün kardeşlerim kendi illerinde, ilidariyet ilinde, ilçe idareyetleri ilçelerinde, beldeler beldelerinde, bütün bu köy temsilcileri, mahalle temsilcileri hepsini çalıştıracak, harekete geçirecekler. Bu tebliği yapacaklar. Bu tebliği biz bir sene yapalım, bir sene sonra Türkiye'nin çehresi değişir. Şu anda yapılan kamuoyu yoklamalarında biz 23'leri, 24'leri Türkiye'nin dörtte biri olarak gösteriyoruz. Bunun manası 15 milyon insan bu davayı istiyor şu anda. Ama dışımızdaki 45 milyon insanı da bu hale getirebiliriz. Bu bizim çalışmamıza bağlı. İşte o zaman huzur bulmak mümkün. O zaman insanca yaşamak mümkün. Şimdi Bosna Hersek'e silah gönderemiyor. Niye gönderemiyor? Gönderemez miyiz? Göndeririz. İktidar biz olsak göndeririz. İktidar biz olsak Bosna Hersek'e silah da göndeririz. Müdahale edecek gerekli resmi, üniformalı asker olmasına lüzum yok. Şu memlekette Allah için cihad edecek kimdir desen bu gençlerin yarısı koşar ya. Tamamını kabul etmeyin. Diyelim ki tamamının mazereti olur falan ama en az bir yarısı koşar. O zaman işte Sırp orada o zulmü yapamaz. Karabağ'da Ermeni o zulmü yapamaz. Bu Filistin'de Yahudi bu zulmü yapamaz. Bunu Tripoli'de bir konferansta bu Filistin'deki zulümler bahsedilirken Sudanlı bir hanım kardeşlerimiz de var burada. Onun için onu da anlatayım. Sudanlı bir hanım çıktı. Sudanlı hanım bu şöyle yapılması lazım, böyle yapılması lazım deyip duruyorlar. Herkes çıkıyor bir şey söylüyor. Böyle olması lazım. Laflam beynir gemisi yürümüyor ki. Ama Filistin'de fiilen o zulümler yürüyor. Buradakiler de her İslam ülkesinden gelenler yüreklerinin yanıklığını ifade ediyorlar. Kadının söylediği şey şu. Dedi ki ben Sudanlı kadınları temsilen geldim. Biz Sudan'da hak davanın hakim olması için bir araya gelmiş 1 milyon kadınız. Eğer erkeklerimiz bu zulmü önlemeye güçleri yetmiyor da sadece bunları konuşuyorlarsa bizim önümüzü açsınlar. Biz gider bu zulmü orada önleriz. Bunu söyleyen bir kadın. İnsanın yerin dibine geçmemesi için başka ne lazım bilmiyor. Böyle lafla olmuyor bu işte. Fiilen bu işi yapmak lazım. Nasıl yapacağız? Bu toplum bizim dışımızda. Ve bizim gibi düşünmüyor, bizim gibi inanmıyor, bizim gibi yaşamıyor. Biz o toplumu bizim gibi düşünür, bizim gibi yaşar, bizim gibi inanır hale getirmek zorundayız. Bu güzellikle olur, tatlılıkla olur. Hakaret ederek olmaz, küfür ederek olmaz. Siz o adamı benim gibi, benim yanıma gel de bu davayı yapalım, beraberce yürütelim diyorsun. Onun gönlüne hitap edeceksin. Cenab-ı Allah'ın söylediği de budur. Allah'ın sünnetullahı değişmez. Efendimizin şahsında Cenab-ı Hak buyuruyor ki اُدْعُ اِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِذَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِهِ اَحْسَنَ Rabbinin yoluna davet et diyor. Nasıl davet edeceğiz? Onu da söylüyor. Çünkü bize kalsa hepimiz ya birimizi elimize bir sopa alırız, ya birimiz bir taş alırız, ya birimiz küfreder dururuz. Öyle değil. اُدْعُ اِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ Rabbinin yoluna davet et. Neyle? بِالْحِكْمَةِ Hikmetle davet et. Hikmet nedir? Hikmet hem doğru olacak,
hem ilim olacak, hem de öyle bir şekilde söylenecek, öyle bir şekilde uslubu olacak ki karşıdakinin gönlüne hitap etsin, gönlünü cezbetsin. Hikmet budur. Hikmetli söz okuduğumuz zaman hepimiz hayran kalıyoruz. Ama bu emir yerine getirileceği zaman hiçbirimiz sanki böyle bir şey yokmuş gibi davranıyoruz. Olmuyor ki. Hikmetle davet edeceğiz. وَالْمَوْعِذَاتِ الْحَسَنَةِ Tatlı dille, güler yüzle, güzel sözle davet edeceğiz. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنَ Ve onlarla en güzel şekilde mücadele ediyor. Bunu Peygamber Efendimiz'e söylüyor. Ya bize söylese Cenab-ı Allah bizi nazara itibara alsaydı, Peygamber Efendimiz'in mülayim olduğunu biliyorsunuz. Tatlı dilli, güler yüzlü olduğunu biliyorsunuz. Hikmetle konuştuğunu biliyorsunuz. Ona rağmen söyleniyor. Ya bize? Ya bize nasıl olması lazım? Öyleyse biz çok daha dikkatli, çok daha ciddi bu işi yapmak zorundayız. Biz bir manevi orduyuz. Bu ordunun en uç birliğinden en yukarıya kadar bir topluluğu var. Bu topluluk her birinin görevi başka. Milletvekilinin görevi var, il başkanının görevi var, ilçe başkanının görevi var, idare heyetlerimizin görevi var, belde teşkilatımızın görevi var, sandık mahalle temsilcilerimizin görevi var, köy ve mahalle temsilcilerimizin görevi var. Herkes görevini yaparsa bu başarı hızlı olur, büyük olur. Herkes görevini yaparsa bu başarı mükemmel olur. Bazı kardeşlerimiz var, iş yapmak yerine konuşmayı tercih ediyorlar. Kardeşlerim, biz 23 yıldır bu mücadeleyi yapan kardeşlerimiziz. Fiilen iş yapılmadıktan, üretim yapılmadıktan sonra konuşmak neye yarar? Bu memlekette birçok dini gruplar sabahlara kadar konuştular, çay sohbetler yaptılar. Ama şu sokaklara indikleri zaman o sokaklarda hakkın hakimiyeti değil. Hakkı ortadan kaldıranların hakimiyeti devam etti durdu. Öyleyse fiilen müsbet olan, elle görünür, gözle tutulur bir üretim yapmak zorundayız. Biz bu sokaklara, bu meydanlara hakim olan bu batıl zihniyeti değiştirmek, kaldırmak, bir tarafa atmak, onun yerine kendi inançlarımızı hakim kılmak zorundayız. Bu çalışmakla elde ediliyor. Çalışmadan elde edilmesi mümkün değildir. Cenab-ı Allah sünnetullahını değiştirmez ki bizim keyfimiz için. Zerre kadar hayır işlersek onun karşılığını göreceğiz. Zerre kadar şer işlersek de göreceğiz ve çalışmamızın karşılığından da başka bir şey yoktur. İşte siz kardeşlerime şu Azerbaycan'da kendi gözünün önünde diri diri ağaca çakılan yavrusunun eti parçalandıktan, eti kesildikten sonra pişirilip yedirilmeye zorlanan babanın acısı dinmesini istiyor musunuz? Babasının, o babanın acısının dinmesini istiyor musunuz? Refah için çalışacak. Çünkü refah iktidar olursa bu düzenir. Yoksa biz bu işten çekilirsek zaten istedikleri de bu. Bunlar nereden çıktı da bizim çarkımıza çomak sokuyor diye. Zaten onların bütün bize kızgınlıkları bu. Ne güzel bu devranı yürütüyorduk diyorlar. Yiyorduk, içiyorduk, eğleniyorduk, düzeni kurmuştuk. Birileri çıktı. Bu düzenin bozukluğunu düzelmesi gerektiğini ifade ediyor. Bunlar da nereden çıktı diye onlar zaten rahatsız. Onların rahatsız olduğu şey haklı bir rahatsızlık değil. Onlar başkasına kötülük ederek kendi nefsi arzularını yürütüyorlar. Biz de herkese hak ve adaleti getirmek istiyoruz. Öyleyse bunu bizim yapmamızın yolları belli. Bu çalışmaları eğer başarıyla götürdüğümüz takdirde Allah'ın izniyle şimdi 23-24'lerde 25'lere ulaşan bir kamuoyu yoklaması görünüyor ya. Bu çalışmaları biz bir sene yapalım. Önümüzde hiç belli olmaz. Erken seçimin olması çok muhtemel. Bu hükümetin gitmesi mümkün değil. Kendi içlerinde hiçbir uyumları yok. Uyuşmazlık halindeler. Birbirlerini tenkit ediyorlar. Kendileri kendilerini suçluyorlar. Efendim filan fazla partizanlık yapıyor. CHP'liler, DYP'liler partizanlık yapıyor. DYP'liler, CHP'liler şöyle yapıyor diye kendi içlerinde bu çekişmeyi yürütüyorlar. Mecliste konuşmaları
dinleyecek olsanız birbirleriyle irtibatı olmayan iki partiymiş gibi. Sanki CHP çıkıyor öyle bir konuşma yapıyor ki zannedersin ki ya bunlar muhalefette herhalde. Öyle şeyleri tenkit edip duruyor. Sen yapıyorsun işte. İşte açık oturumda da gördünüz. Aydın Gürkan bir takım tenkitlerde bulunuyor. E iktidarsın yapsana dedim. Sen iktidar değil misin işte yanında da ortağın var. Niye yapmıyorsunuz? Cevap da yok tabii. Bunların uzun süre gitmesi de mümkün değil. Önümüzdeki sene muhtemelen, Allah bilir ama muhtemelen bir erken seçim bile söz konusu olabilir. Bizim çok hazırlıklı olmamız lazım. Bu seçimde biz %25'lerin ötesine geçersek, %30'lara yaklaşırsak ki bu çalışmamız da mümkündür, o zaman Türkiye'nin çehresi değişir, istikameti değişir. Türkiye'nin istikameti değişince de sadece Türkiye kurtulmakla kalmaz. Bütün İslam alemi kurtulur. İşte sadece Türkiye'nin değil, bütün İslam aleminin de kurtulması için, bütün zulme uğrayan, gözyaşı döken insanların kurtulması için Cenab-ı Allah'ın bize bu başarıyı en kısa zamanda vermesi için hepinizi bütün gücünüzle çalışmaya davet ediyorum ve bu temennilerle hepinizi bir kere daha sevgiyle, saygıyla, candan kucaklıyorum. Gazanız mübarek olsun diyorum. Allah sizden razı olsun. Genel Sekreterimiz Sayın Oğuzhan Asitürk Bey, manalı kapanış konuşmasından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Değerli kardeşlerim, divan toplantımız